Sene 2002, 2003 arası. 11. kat B blok, numara 1579. Bir küçük dükkanımız var. Bir babam, bir ben varız. Desnet'e başlamışız. O üretime bakıyor, ben satışa bakıyorum. O imalatla uğraşıyor, ben işte müşteri bulmaya çalışıyorum. Masalarımız da böyle yan yana, sırt sırta. Derler de sırt sırta, tam öyle. Bir gün dedi ki babam, şey yapalım, bir tane sipariş formu düzenleyelim. Müşteriler geldiği zaman sipariş formuna alalım siparişlerini. Tamam dedim, o şeyi çok iyi kullanır. Grafik programlarını, tasarım programlarını. Babam onu tasarladı bir güzel. Sonra matbaaya gönderdik. Torbalar da olsa sipariş formu. Hepsini de böyle inceledim, güzelce yapmış. Logo falan onlarda da iyidir. Bir baktım sipariş formunun altında şöyle bir ibare yazıyor en altta. Malımızdan hayır görünüz. Bunu görünce benim modum düştü. Böyle yüzüm düştü. Ya dedim baba, bunun ne gerek vardı buna? Biz dedim teknoloji işi yapıyoruz dedim yani. Böyle ne bileyim, böyle içime sinmedi. Benim o havalı artistik moduma hiç uymadı yani. Babam da babasından öyle görmüş yani. Onun sipariş formu. Rahmetli dedemin defterinde öyle yazarmış yani. Malımızdan hayır görünüz. Bir şey de diyemedim çok fazla. Çünkü yaptığım gibi torbalar dolusu. Neyse filan dedim ama hiç içime sinmedi. Gel zaman git zaman. O zaman daha yeni bir müşteri. Şimdi büyük bir müşterimiz. O zamandan beri çalıştığımız bir firma. Bir gün birisi geldi. Firmaya baktı şöyle. Ürünlere baktı. Başladık. Ben o kadarını hatırlıyorum. Yaklaşık 10 sene geçti ondan. Yani 2012'lere geldik. Biz tabii o zaman firma daha büyümüş. Türkiye çapında bir müşteri ağına ulaşmış. Kurumsallaşmaya başlamışız. Hani o hayal ettiğim, özendiğim şirkete doğru yavaş yavaş gidiyoruz filan. Bir gün o 10 yıl önce ilk müşterilerimizden bir tanesi, kurumsal bir firma, ziyaretimize geldi. Uğradı çay içmeye. Şimdi çay içiyoruz, kahve içiyoruz. O arada ben tabii biraz daha böyle arkaya rahat yaslanıyorum. Artık biraz daha olmuşuz kendimize göre. Ömer dedi, biz 10 yıl önce niye sizi tercih ettik? Hiç düşündün mü? Hiç bunu kendine sordun mu? Vallahi ne yalan söyleyeyim dedim, sormadım. Öyle bir debdebeli bir hayat gailesiydi ki, kargaşasıydı ki hiç aklıma gelmedi bunu sormak. Ömer dedi, biz senden önce senin 10 katın, 20 katın büyüklüğünde firmaları ziyaret ettik. Birinden birini tercih edeceğiz diye. Sizin kapıya geldiğimiz zaman Perpa'da içeri girip girmemekte tereddüt ettik. Tabelanız bile yoktu. Ama hadi bir girelim dedik. Son yer nasıl olsa girmeden karar vermeyelim. Girdik. Orada bir baba oğulla karşılaştık. Mücadele eden, üretmeye çalışan, çabalayan, argeci bir baba ve ona destek olmak için uğraşan bir satış pazarlamacı oğlu. O baba oğlun mücadelesi bizi çok etkiledi. Ama yine sizle çalışmayacaktık. Etkiledi ama yine sizle çalışmayacaktık. Fakat ta ki sipariş formunu siz ürünleri geçici olarak, hani proforma gibi geçici olarak yazdığınız o sipariş formunu bana uzattın ya, ben onun altındaki o ifadeyi okuduğumda karar verdim. Malımızdan hayır görünüz yazıyordu. Bütün rakiplerinin, aşağı yukarı bütün firmaların o bölümünde sipariş formunda yeni siparişlerinizi bekleriz, işte yine bekleriz gibi ifadeler yazar. Sizinkinde malımızdan hayır görünüz yazıyordu. Ben o ifadeyi okuduğum zaman karar verdim size çalışmaya. Malımızdan hayır görmek için size çalıştık. Malımızdan hayır görelim istediğiniz için sağladığınız, yaptığınız ürünlerden müşterinizin hayır görmesini umduğumuz için sizi tercih ettik. Şimdi babalar ve çocukları, anneler ve çocukları, bir yaşta başlıyoruz. Hayata başladığımız yerde, gençlik yaşlarında benim babam hiçbir şey bilmiyormuş diye başlarız. Sonra zaman geçer. Benim yaşıma 35'lere geldikten sonra aslında o zaman kendimizin ne kadar şey bilmediğini anlıyoruz. 40'lara yakın onların aslında çok şey bildiğini anlıyoruz. Ve bizim aslında hiçbir şey bilmediğimiz. Çünkü bir şeyler öğrenmeye başlamış oluyoruz. Ondan sonra zaten bir yaştan sonra da babam aslında çok şey biliyormuş demeye başlıyoruz. Genç arkadaşlarım, kardeşlerim izliyorlardır mutlaka. Ben bu yaşımda, 35 yaşımda şunu öğrendim. Anne babalarımıza verdiğimiz hiçbir kavga, onlarla kavga ettiğimizde değmeyecek önemlidir. O yüzden
fırsatınız varsa, imkanınız varsa, hayattalarsa, küçük şeyler için onları üzmeyin. İleride çok pişman olmamak için. İleride hatırladığınız zaman vicdan azabı duymamak için. Annenizin bütün telefonlarını açın, en önemli toplantıda bile olsa. Ya bu annemin bana son telefonuysa diye düşünerek. Böyle olursa işte her gün ölecekmiş gibi yaşarsanız bir gün mutlaka haklı çıkarsınız diyor ya bir söz. Şu korkuyla aslında. Bir şey olursa saatler sonra duymayayım. Bir şey olursa hemen ilk koşan ben olayım. Vicdan azabı çekmeyeyim buna. Aslında hepimizin gideceği yer belli. Hepimiz o sona hazırız. Hepimiz o sona uğrayacağımızı biliyoruz ama o sona geldiğimizde pişman olmaktan korkuyoruz. Ölüm korkusundan daha önemli bir korku bu. Pişmanlık korkusu. O korkuyu yenmenin de tek bir yolu var. Her an sanki elimizde bir kristal vazo taşıyor gibi sevmek. Her an, yani bir an bile boşta bırakmaya, bir an bile sendelemeden onu düşürme korkusuyla çok hassas yaklaşarak. Öyle olursa işte bu kristal vazo çünkü bir kere kırılıyor ve kırıldığı anda pişmanlık başlıyor. Hayatınızda 10 sene önceki arkadaşlarınızın çok büyük bir kısmı yoktur şu anda. 10 sene sonra da şu ankilerin birçoğu olmayacaklar. Ama ilk günden onların son gününe kadar yanınızda olacağından emin olduğunuz iki insan var. Bu videoyu kapattıktan sonra onları arayın. Bu videonun da faydası bu olsun hepimiz için. Bu videoyu kapatın, onları arayın. Hoşçakalın.